Ergün Diler Türk modeli. Güncel konu, yakıcı konu elbette ekonomi. Rakamlarla, istatistiklerle açıklayan çok isim var. İşin içine sayılar girince çok kişi için uzakta duran bir konu haline gelmekte. Haklılar iktidar Çin modeli tanımı yaptı. Konu anlaşılsın diye. Elbette eleştiri yağmuru başladı. Sık sık yazdığım gibi Başkan Erdoğan bıraktığı zaman emekli oldum dediği zaman torunlarıma vakit ayıracağım artık dediği zaman yerine gelenler ne yapacak? Bu sorunun cevabını bulamıyorum. Aralıksız kavga ediyoruz. Güney Kore ya da Çin modeli. Çok uzun konu buraya sığmaz. Ancak Türkiye önceden hayata geçmiş modeller yerine yeni nesil bir adım atmalı, gücünü keşfetmeli. Bunu da bütün partiler bir araya gelerek oluşturmalı. Milli mutabakatla yani. Çünkü Çin'de ya da Güney Kore'de bu böyle oldu. Bizde bu olmaz. Çünkü günlerdir yazdığım gibi iki ekolden biri bunu yanaşmaz. Daha da anlaşılır olması için Trump'ın ekolüne yanaşsak. Biden, Biden'ın ekolünü tercih etsek diğeri bırakmaz. Türkiye hedef ülke çünkü. Ancak bunlar hiç konuşulmaz. Bunun üzerinden siyaset yapıldığı için en kolay yol iktidarı eleştirmektir. Devam. Amerika kabul etseniz de etmeseniz de süper güçtür. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurdukları sistem devam etmektedir. Şimdi de değiştirmek istemektedirler. Çok kişi Çin'in Amerika'nın karşısına dikileceğini, hatta onu alt edeceğini yazıp çizmekte. Mümkün mü? Mümkün. Ancak zayıf ihtimal. Çünkü Amerika atom bombasına attığı Japonya'ya savaştan sonra bilgi, para, pazar imkanı sundu. İçeride üretmek istemediği malları onlara ürettirdi. Japonlar sattıklarının önemli kısmını da kendilerine yardım eden o sistemde tuttu. Tutmak zorundaydı. Çin aynı şekilde atom bombası yemedi. Amerika Başkanı Nixon 1972'de Çin'e gitti açık çek verdi. Çin komünisti kapitalist bütün markalara bir tas pilavla hizmet eder hale geliyordu. Anlaşma buydu. Onlar da ihracattan gelen paranın önemli kısmını Amerika'da tutuyordu. Patron oradaydı çünkü. Çin üreterek değil, yatırım alarak büyüyordu. Yatırımı yapanlar da Amerikalılardı. Iskalanan da buydu. Güney Kore içinde benzer şeyler yazılabilirdi. Ancak Güney Kore bizim yapmamız gereken iki önemli adımı hayata geçirdi. Gençleri Batı'nın büyük ve etkili okullarına yolladı. Hepsini geri getirmeyi başardı. Hepsi ülkenin geleceğinde rol aldı. Bir de Atatürk'ün yapmak istediği ancak başaramadığı toprak reformunu gerçekleştirdi. Böylece üretimde verimlilik tavan yaptı. Şirketlerine bakın anlarsınız. Japonya'da, Güney Kore'de, Çin'de hepsi Amerika'nın siyasi desteğiyle büyüdü. Bu aklı görmeden sadece rakamlar üzerinden konuşmak, konuyu ıskalamak olur. Amerika 2. Dünya Savaşı'ndan sonra iki büyük vanayı elinde tuttu. İhtiyacı olmasa da bütün petrol üretim noktaları kontrolündeydi. Orta Doğu'ya gelişi de bu nedenleydi. Kontrolü elden kaçırmamak için Petrole ihtiyacı yoktu ancak kime ne kadar gitmesi gerektiğine karar veriyordu. Kurduğu sistemin güvenliği için. Aynı şekilde Amerika bir alanda yine kontrolü elinde tutmaktaydı. Harvard'ı iyi takip ederseniz bunu görmek zor değildi. Bu da hububat kartıydı. Yani tarım. Buğdaydan arpa'ya, pirinçten yulafa kadar her şey Amerika'nın kontrolündeydi. Ekonomi de insan gibiydi. Hastalık baş gösterince çare arıyorduk. Oysa akıl hastalığın oluşacağı ortamı ortadan kaldırmaya emrediyordu. Oysa Türkiye'de toprak reformu yapılamadığı gibi miras gibi nedenlerle topraklar küçülerek verimli tarım yapılmasının önü kesilmekteydi ağlara ait olan topraklar da bilimsel yöntemlerden uzaktı. Yani Amerika'nın elindeki iki kozdan birini alabilirdik. Kimsenin bize model olmasına gerek de yoktu. Türk modeli gelir, toprak düzenlemesi yapılır, modern bilimsel tarımla Türkiye 1 milyar insanı beslerdi. Bir de Güney Kore gibi çocuklarımızı büyük üniversitelerde okutup sisteme kattığımızı düşünün. Ekonomi son tahlilde üretimdir, ihracattır. Döviz kuru, borsa, faiz değildir ekonomi. Bunlar yanlış giden sistemin kırılmalarıdır. Sanırım şu an Türkiye'de 7 milyon asgari ücretli var. Yani çalışan insanlarımızın neredeyse 40'ı asgari ücretli. Bu oran Slovenya'da 19.2. Portekiz'de %16.8, Belçika'da ise 0. İspanya'da %1.1, Çekya'da %1.9, Macaristan'da %3.2'dir. İngiltere'de %4.9, Fransa'da ise %8.3'tür. Pandemide gördük. Bütün dünya marketlere koştu. Raflar boşaldı. Şimdi tedarik zincirlerinde kopmalar başladı. Bu yine raflara yansıyacak. Toprak ve su üzerinden yürüyen Türkiye kendi modelini oluşturur. Bunun algoritmasının hazırlanması şart. Aksi halde her 15-20 yılda ekonomik zorluk yaşarız. Başa dönelim. Erdoğan bıraktı gitti diyelim, muhalefet geldi. Ne yapacaklar? Cevap basit. Çok basit hem de. Sıcak para akışının önünü açacaklar, faizi artıracaklar, geçici rahatlatma sağlayacaklar. Bir süre sonra da finansal istikrarsızlığa bir yenisini ekleyecekler. Peki bunda akıl ya da başarı var mı? Hiç yok. Olmaz da zaten. Bu filmi kaç kez gördük? Nüfusumuz yaşlanmadan milli güvenlik meselesi olarak tarım ele alınmalıdır. İşe Anadolu'yu keşfederek başlamakta büyük fayda var. Unutmayalım ki Bill Gates gibi, Jeff Bezos gibi isimler bile tarımdadır. Bir süre sonra hiçbir silah buğday başağının yerine alamayacaktır. Su, nükleer füzelerden daha etkili olacaktır. Ergündiler, Takvim Mehmet Acet Yunanistan kalpten gidecek. Başlığa taşıdığım ifade Ankara'nın yaklaşık 10 yıldır sıkıntı yaşadığı Arap ülkeleriyle ilişkilerini normalleştirme girişimleri üzerine sohbet ettiğimiz üst düzey bir Türk yetkiliye ait. Cümlenin devamı da var. Şu şekilde, bizim bu sıkıntıdan çıkışımız Yunanistan'ın kabusu olacak. Bu sürecin içinde mesai harcadığı için arka planına da ilk elden vakıf olan bu isme göre Birleşik Arap Emirlikleri'nden sonra yakında Mısır ve Suudi Arabistan'la ilişkilerin normalleşmesi yönünde de yeni gelişmeler karşımıza çıkabilir. Özellikle Birleşik Arap Emirlikleri özelinde o kadar düşmanlık ettikten sonra bu kadar yakınlaşmanın ne kadar doğru olduğu sorusuna aynı isim, Fransa ve Almanya'nın tarihleri boyunca yaşadıkları büyük savaşlardan sonra nasıl barıştıklarını anlatan örneklerle cevap verdi. Bu yazıda Türkiye'nin Arap ülkelerinin bir kısmıyla yaşadığı sorunları çözüm yoluna koyma sürecine Yunanistan başlığını dahil ederek yaklaşmamız boşuna değil. Neden derseniz Ankara açısından böyle bir arayışın ortaya çıkmasının tetikleyici unsuru Atina'nın o alanda ortaya çıkan boşluğu doldurmak için yaptığı ciddi hamleler. Türkiye'nin bu ülkelerle arasının bozulmasını ilk yıllarda sessizlikle karşılayan Atina yönetimi özellikle son iki yılda atağa geçti. Suudi Arabistan'la Mısır'la Birleşik Arap Emirlikleri ile sıkı fıkı oldular. Karşılıklı ziyaretler oldu, ortak tatbikatlar yapıldı, askeri işbirliği anlaşmaları imzalandı. Mart ayında Girit Adası'nda Yunan savaş uçaklarıyla Suudi Arabistan ordusuna ait F-15 uçaklarının aynı tatbikatta boy gösterdiği günlerde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Mısırla ilişkilere dair sorulan bir soruya Suudi Arabistan'ı da dahil ederek Yunanistan üzerinden verdiği cevabı hatırlayalım. Mısır halkını Yunanistan'ın yanına yerleştirmek söz konusu değil. Olması gereken yerde görmek isteriz. Suudi Arabistan'ın Yunanistan'la ortak tatbikata girmesi de bizi üzmüştür. Biz Suudi Arabistan'ı da böyle bir kararda görmek istemezdik. Bunu da görüşeceğiz. Bu böyle olmamalıydı diye düşünüyoruz. Erdoğan'ın bu sözleri söz konusu Arap ülkelerinin Yunanistan'la yakınlaşmasının Ankara'da ürettiği rahatsızlığı yansıtıyordu. Bu durum aynı zamanda bu ülkelerle ilişkileri yeniden rayına oturtma arayışlarına yönelmenin de temel bir gerekçesini oluşturuyordu. Yunanistan için Türkiye'nin Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'la arasının kötü olması çok önemliydi. Yunanistan Türkiye fobisini dengelemek için daha başka angajmanlar içine de girdi. Fransa ile Amerika ile güvenlik anlaşmaları yaptılar. Yine Erdoğan'ın tabiriyle kendi ülkelerini Amerika üssü haline getirdiler. 2009'da yaşadıkları ekonomik krizin derin etkileri devam ettiği halde Fransa'dan milyarlarca dolarlık yeni uçak ve savaş gemisi alımı için imza attılar. Gelinen nokta itibarıyla Türkiye'nin Mısır'la ve Körfez ülkeleriyle arasının bozulmasını kendi lehine fırsata dönüştürme çabası bu son gelişmeler nedeniyle teklemiş görünüyor. Türkiye'nin Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Mısırla ilişkilerini gerilimsiz bir alana taşıması Yunanistan için gerçekten çok kötü bir haber anlamına geliyor. Kendi aralarında geliştirdikleri ikili ilişkilerin Kısa vadede tersine dönmesi beklenmemeli tabi. Ancak Yunanistan açısından bu Arap ülkeleriyle iyi ilişkiler içinde olmanın ikinci bir hedefi, bu ülkelerin Türkiye ile ilişkilerinin kötü halde kalmasını sağlamaktı. İşte bunu sağlayamadılar. O nedenle zaten tutucu, ortodoks bir dış politika izleyen, Türkiye'ye karşı yaklaşımı rasyonaliteden uzak olan Atina yönetiminin İçinde bulunduğu psikolojiyi anlatmak adına en başta sözlerine atıf yaptığım Türk yetkilinin kalpten gidecekler yakıştırması yerini bulmuş oluyor. Başka bir teşbih yapılacak olsa kesin tırnaklarını yiyorlardır da denebilir. Mehmet Acet, Yeni Şafak